Herkese selamlar arkadaşlar. Python programlama derslerinde bugün nesne yönelik programlamada yeni konu işleyeceğiz. Yeni konuyu da bugün sizlerle birlikte sınıflarda miras alma yönteminden bahsedeceğim. Miras alma konusu farklı sınıflar arasında eğer hiyerarşi bulunuyorsa bu sınıflar arasında niteliklerin paylaşımıyla ilgili bir konu. Mesela bir iş yeri düşünelim. Burada belli bir yönetici anlamında hiyerarşi vardır. En üstte patron, onun altında genel müdür, müdür ve işçiye kadar ilerleyen bir hiyerarşi söz konusu. Ve bunların ayrı ayrı nitelikleri vardır. Şimdi biz bunu programlamada simüle ederek arkadaşlar bu niteliklerin hiyerarşik anlamında dağılımını göreceğiz. Öncelikle patron diye bir sınıf oluşturacağım arkadaşlar. Class patron diyelim. Ve bunların belli bir niteliği olacak. Bu niteliğe girebilmemiz için bir örnek metodu tanımlıyoruz. Def initleyerek içerisine self parametresini alacak. Şimdi farklı nitelikler olsun. Mesela ilki maaş olsun. Self nokta maaş diyeceğiz bunun için. Patronun maaşı olmaz ama aldığı parayı simüle etmesi için 50 bin diyeyim ben buna. Sonra inisiyatif yetkisi vardır. Sonuçta herkesin bir inisiyatif diye bir değişken tanımlayalım. Bunu da derecelendirmek için 10 üzerinden 10 diyeyim ben buna. Ve son olarak rütbe diyeceğiz arkadaşlar. Self nokta rütbe. Buna da 10 üzerinden 10 diyelim. 3 tane parametre oldu arkadaşlar. 3 tane niteliğin 3 tane ayrı değeri oldu. Şimdi bu ilk sınıf. Biz bunun altında ilerleyen farklı 2 tane daha sınıf tanımlayacağız. Bunlardan biri müdür olsun mesela. Class müdür. 2 nokta üst üste koyuyoruz. Hatta pas parametresi geçelim burada. Bunların ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha son olarak sınıf tanımlayalım. Buna da işçi diyelim. İşçi sınıfı olsun. Buna da pas parametresini geçelim. Ve sınıfları tamamlayalım arkadaşlar. Normalde sınıflardan örnekler öğretirken arkadaşlar nesnenin adını yazarak mesela K1 diyelim kişi anlamında ne olsun? Patron sınıfını örneklesin. Sonra K2 olsun. Müdür sınıfını örneklesin. Son kişi de işçi sınıfını örneklesin arkadaşlar. K3 eşittir. İşçi olsun. Bunların niteliklerine ulaşırken print diyoruz. K1 nokta nitelik yazacağız. Mesela neydi? Maaş diyelim buna. Ve diğer parametrelere de ulaşmaya çalışalım. Print diyelim mesela. K2 nokta dediğimiz zaman mesela aynı şekilde maaş yazmaya çalışalım. Ne olacak? Bunu görelim arkadaşlar. Çalıştırdığımız zaman şu an çalışıyor. Evet. İlki için 50.000 değerini verdi. Sonra dedik ki arkadaşlar müdür objesi has no attribute maaş. Maaş denilen bir niteliğe sahip değil diyor. Neden diyor arkadaşlar? Çünkü biz müdür sınıfının içerisinde herhangi bir maaş, inisiyatif ve rütbe gibi değer taşımadık. Eğer patron sınıfının niteliklerini müdüre taşımak isteseydik ne yapmamız gerekiyor? Parantez içerisinde arkadaşlar bunun parametre olarak belirtilmesi lazım. İlk derste, nesne yönelik programlamanın ilk dersinde class içerisinde şu anlık parametre belirtmeyeceğiz demiştim. Bu derste bunu kullanmamız gerekecek. Bunun içerisine patron class'ı yazacağız. Buna da patron class'ı yazacağız. Ve ne olduğunu görelim. Çalıştıralım. Evet, bu sefer ikisinin de 50.000 değerini verdiğini gösteriyor. Mesela aynı şeyi K3 için de yapalım. Eğitim gibi kalmasın orada. Bunun yerine K3 yazalım. Bu da farklı bir şey olsun. K3 nokta inisiyatif diyelim buna. Ve sınıfların arkadaşlar miras alma yöntemiyle nitelikleri üzerine geçip geçmediğini burada görüyoruz. İkisinin de 50.000 diyor maaş. İnisiyatif 10 dedi. Patron sınıfının üstünde belirterek arkadaşlar alt sınıflara da aynı parametrelerin geçtiğini görüyoruz. Bu miras almanın ilk yöntemi. Ama bu yöntemde fark ettiyseniz tüm değerler aynı. Yani patron sınıfının niteliği de aynı, müdür sınıfının niteliği de aynı, işçi sınıfının da niteliği aynı. Bu durum hem mantıken doğru değil hem de hiyerarşi anlamında doğru değil. Eğer hiyerarşi anlamında bir üst sınıfın bir alt sınıftan farklı niteliklere sahip olmasını istersek benzer şekilde farklı değerleri aynı init metoduyla belirtmemiz gerekiyor. Pes'i silerek yerine bunları yazalım. Bunları da yazalım. Farklı değer girelim mesela. 20.000 diyeyim ben buna. İnisiyatif 8 olsun. Rütbe de 8 olsun. Bunun değeri 5.000 olsun arkadaşlar. İnisiyatifi de 10 üzerinden 5 olsun. Rütbesi de 5 olsun. Şimdi bu sınıfları ayrı ayrı hiç yapısını bozmadan çalıştıralım arkadaşlar. Bu sefer gördüğünüz gibi bir tanesi 50.000 maaş, bir tanesi 20.000 maaş. Sonuncusunun inisiyatif değeri de 5 oldu arkadaşlar. Böylelikle farklı sınıflara farklı değerleri atamayı başardık. Ancak bunların hepsine tek tek
parametre halinde tüm verilerini belirtmemiz lazım. Bu sorunu çözmemiz için arkadaşlar süper dediğimiz ayrı bir metot var. Onu da bir sonraki derste işleyeceğim ama genel olarak miras alma kısmının ilk iki yöntemi böyleydi. Bir sonraki Python dersinde görüşmek üzere.